Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody. Give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December is, when the children are singing, yeah. Eşim Nereden? Herkese merhaba, ben Gökhan. Ben Lale. Eşim Nereye? Bu hafta New York'ta biliyorsunuz yılbaşına. Birkaç gün kaldı. Evet, birkaç gün kaldı. Oldukça heyecanlıyız ve size dünyada belki de yılbaşının en güzel kutlandığı şehri göstereceğiz, değil mi? Şehri göstereceğiz. Dolaşacağız birlikte. Evet. Açılışı da Bryant Park'tan yapıyoruz. Burada şahane bir atmosfer var. Peki nerelere gezeceğiz? Hemen hızlıca onları sayalım. Nerelere sonra videomuza başlayalım. İlk durağımız tabii ki Bryant Park olacak. Bryant sonra Park. Times Square'a gidiyoruz. Rockefeller'a gidiyoruz. Fifth Avenue'yu geziyoruz. Ve New York'un bol süslemeli, birbirinden güzel sokaklarını hepsini size göstereceğiz. Başlamadan önce kanala abone olmayı, bize yorum yapmayı unutmayın. Bizi en çok motive eden şey kanalımıza abone olmanız. Tamamen ücretsiz, hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Sadece videolarımızı kaçırmamak için abone olun lütfen. Hadi hadi başlayalım. Haydi şu harika video başlayalım. Merry Christmas, honey. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. Şimdi ilk durağımız olan Bryant Park'tayız. Bryant Park nerede? Hemen kısaca, hızlıca onu da anlatayım. Şu an haritada da gördüğünüz gibi Bryant Park aslında Manhattan'ın tam ortasında yer alıyor. Etrafı gökdelenlerle çevrili bir park ve bu park Manhattan'ların aslında en çok uğradığı, bizim de en çok uğradığımız parklardan bir tanesi. Çünkü gökdelenlerin arasında buraya kaçmak insana böyle bir hava aldırıyor, oksijen aldırıyor. Ve burada da her yılbaşından önce arkamda gördüğünüz buz pateni, pisti kuruluyor. Doğru söyledin değil mi? Evet. Buranın ismi ne? Onu da söyleyelim. Ne? Winter Village olarak geçiyor. Winter Village olarak geçiyormuş ama Bryant Park'ın içindeyiz. Hemen Lale'nin arkasında kocaman, şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir çam ağacı kuruluyor. Burada gelip sıcak çikolata içebilirsiniz. Burada gelip alışveriş yapabilirsiniz. Hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Süslemeler alabilirsiniz sevdiklerinize. Kendiniz yok. Burada gelip kendiniz veya çocuğunuz buz pateni yapabilirsiniz. Oturup veya onları da izleyebilirsiniz. Kısacası burası harika bir yer. Özellikle yılbaşı yaklaşınca insanın içi kıpır kıpır oluyor. Burası da onların... Burası da onlardan o kıpır biri. Kıpır. Burası da o kıpır kıpır heyecanlı anların yaşandığı yılbaşının. Burası da o kıpır kıpır. Burası da o kıpır kıpır heyecanlı anların yaşandığı. Dayıcım gider misin artık? Geliyor. Alanıma giriyor. Sola gel. Gel sarılayım. Burası da o heyecanlı anların yaşandığı Manhattan'daki ilk durağımızdı. Hadi biraz etrafı gezelim. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile. What's up, babe? Kızartmalar, dolatalar, bol soslar. Biraz dikkat etmekte fayda var. Room at the table for beer.
Burada böyle bilimum çeşit şeyler satıyorlar. Trüflü, ballı, yani aslında tamamen burada bir kermes mantığı var ve buna da holiday market diyorlar. Evet, her sene böyle yılbaşına yakın burayı açıyorlar, yaklaşık 1-1,5 ay kadar falan. Bütün her şeyi kalıyor. Bulabiliyorsunuz. Butik, yani lokal ve butik olan New York'taki ne kadar marka varsa hepsi bu holiday marketlara geliyor. Yes. Merry Christmas baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing. When December is, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Evet, Bryant Park'ın gündüzü böyle, gecesi de çok ayrı güzel. Onun için de şimdi Lale'ye bir bağlanalım, bize gecesini anlatsın. Gökhan'cığım, gecesi daha güzel Bryant Park'ın. Yani bu Christmas ruhunu çok daha, yani Christmas demeyelim sadece, Noel ve Yeni Yıl ruhunu çok güzel bir şekilde yaşıyorsunuz. Ring'den bahsetmeme gerek yok. Arkamda görüyorsunuz. Kesin birkaç kişi çok güzel kayıyordur. Birkaç kişi düşe kalka kayıyordur ama Bryant Park'ta, Winter Village'da yok yok. İsterseniz bizim gibi sıcak çikolata içebilirsiniz ya da sıcak şarap içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz. Burada gerçekten hem yemek hem alışveriş adına yok yok. Bence New York Işıklar Şehri ve Bryant Park'ta yeni yılda bunu çok güzel yaşıyorsunuz. Şimdi de Macy's'in önüne geldik. Bu Manhattan'ın neredeyse en büyük alışveriş merkezi. Bir bloğun içine yapılmış 8-9 katlı bir ağırlık üstü. Gerçekten AVM çok büyük. Değil burası, bir mağaza. Bir mağaza burası. Şimdi benim sesim gitmiyordur, doğru. Burayı da, sesim gidiyor. Burayı da harika süslüyorlar. Şimdi size yakından gösterelim biraz orayı. Merry Christmas, baby. Yeah. It's Merry
Rockefeller Center'a geldik. Bu Rockefeller Center'ı ilk videomuzdan hatırlıyorsun. İlk videomuzda buraya uğramıştık ve buranın hikayesinden biraz bahsetmiştik. Meşhur Rockefeller ailesinin bir center burası, Manhattan'ın göbeğinde bulunuyor. Aynı Bryant Park'ta olduğu gibi burada da bir buz pisti var ve yılbaşı yaklaştığında burada buz pisti kuruluyor ve New Yorklular, New York çevresindeki Amerikalılar ve dünyanın her yerinden gelen turistler burada buz pateni yaparak buranın tadını çıkarıyorlar. DJ'ler de geliyor buraya, müzikli, hareketli oluyor ve şimdi göstereceğimiz müthiş büyük yılbaşı ağacı tam 1934'ten beri her sene buraya geliyor. Çok devasa bir yılbaşı ağacı. Yoklar buraya uğrayıp yılbaşını kutlarken buraya uğramadan geçmiyorlar. Rockefeller'ın hemen karşısında da Saks Fifth Avenue var. Burayı da çektik. Makarna söyledik. Vodka soslu bir makarna söyledik. İnanılmaz. Bir de bizim Pecora'da best tabağımız olan burratalı mantarlı makarnasını söyledik, pesto soslu. Gerçekten burası bu işi iyi yapıyor. Makarna yediğime bakmayın. Bu arada bir mesajıma bir şey eklemek istiyorum. Herkese fit bir yıl diliyorum. Ne söyleyeyim? Vodka soslu makarnayı söyle. İnanılmaz, harika. Bayıldım, geberiyorum. Benim sesim gelmiyordur makarna. Geberiyorum. Makarna, vodka soslu inanılmaz. Çıldırırsınız, delirirsiniz. Evet, gezdik dolaştık şimdi ve La Pecora Bianca'ya geldik. Burası bizim favori İtalyan restoranımız. Evimize çok yakın. Çok da zincir, çok da şubesi olan bir restoran. Harika yemekler yapıyorlar. Bizim en sevdiğimiz restoranlardan bir tanesi diyebiliriz. Birer margarita söyledik. Kokteylleri de çok güzel. Şimdi size hep beraber şöyle bir cheers yapayım. Burada yılbaşına sayılı gün kalmışken, 2-3 gün kalmışken biraz da duygu düşüncelerimizi paylaşalım. Yılbaşı mesajı verelim. Hepimiz yorgun bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Savaşlar, ekonomik durumlar, bilmem neler, o bu, kara paralar falan filan, yani çok yoğun ve yorucu bir yıldı. Umarım 2024 yılı hepimiz için harika, mutlu geçer. Huzura ihtiyacımız var açıkçası. Mutlu olmaya, sadece güzel şeylerden konuşmaya, masaya oturunca sohbetin artık bir yerden sonra çirkin muhabbetlere, içimizi açmayan muhabbetlere gitmesinden sıkıldık ve sadece güzel şeyler konuşmak istiyoruz. Güzel bir hayat yaşamak istiyoruz çünkü bu hayata bir kere geliyoruz ve hayat kısa. O yüzden 2024 inşallah hepimize sağlık, en başta sağlık, huzur, mutluluk getirir ülkemize de ve tüm insanlara da diyorum. Hepinizin şimdiden yılbaşısını kutluyorum, kutlamak istiyorum. Eşimlileri izlemeye devam edin. 2024'te de çok aktif olacağız. Harika planlar yaptık. Harika yerlere gideceğiz. Ekibimizi büyütüyoruz. Çok güzel şeyler çekiyoruz. Biz takipte kalın. Sevgililerle senin yorumlarını alalım. Evet, senin de dediğin gibi kardeşçe, dostça, birlikte, huzur dolu yaşayarak, savaşların olmadığı, ekonomik krizlerin olmadığı, iklim krizlerinin olmadığı musmutlu bir 2024 geçirelim istiyorum ben. Ama öncesinde mutlaka ve mutlaka benim için olmazsa olmaz ve hepimiz için bence olmazsa olmazı sağlık dolu olsun, huzur dolu olsun, mutluluk dolu olsun. Başka hiçbir şey olmasın. Herkese iyi yıllar. Herkese iyi yıllar. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun ve bizi takip etmeyi unutmayın lütfen.